Mecliste yeni dönemin ilk transferi gerçekleşti. Devlet Bahçeli'nin elini öpünce partisinin tepkisini çeken İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz İyi Parti'den ayrıldı, MHP saflarına katıldı. Bahçeli Arkaz'ın üyelik belgesini bizzat imzaladı. Namusum ve şerefim üzerine an içerim. Bahçeli'nin elini öpmüş, eleştirilerin hedefi olmuştu. Hayati Arkaz artık resmen MHP milletvekili. Kısa bir ayrılış oldu, yine buradayız. Yemin töreninin en çok konuşulan ismiydi Hayati Arkaz. İyi Parti İstanbul 3. bölgeden milletvekili seçilen Arkaz, yemininden sonra MHP lideri Devlet Bahçeli'nin elini öpmüştü. Doktor Devlet Bey önemli bir insandır. Türk milliyetçileri için çok önemlidir. Liderimizdir, genel başkanımızdır. Bu hareket İyi Parti'de krize neden oldu. İyi Parti'nin olağanüstü kongresine katılmayan Arkaz, genel idare kurulundan da çizik yiyince Bahçeli Arkaz'ı MHP'ye davet etti. İyi Parti'den çok sert tepkiler gören Hayati Arkaz bugün MHP Genel Merkezi'ne giderek Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Hayatım Milliyetçi Hareket Partisi'nin bütün kademelerine geçti. Öyle yetiştim. Tarzım o, hayatım o, her şey bu. Daveti emir telaki ederim diyen Arkaz'ın MHP'ye üyelik belgesini bizzat Devlet Bahçeli imzaladı. Arkaz transfer sürecini şov habere değerlendirdi. Şuna inanıyorum, tüm Türk milliyetçilerin yeri Milliyetçi Hareket Partisi'dir. O zaman niye İyi Parti'yi seçtiniz başta? O süreç öyleydi. Hayati Arkaz'ın transferinden sonra MHP'nin meclisteki sandalye sayısı 49'dan 50'ye yükseldi. İyi Parti'nin sandalye sayısı ise 42'den 41'e düştü. Bura benim baba hocam.